değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimize hepiniz hoş geldiniz. Nevşehir'de bir kişi husumetli olduğu şahsı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay akşam saatlerinde Yeni Mahalle Lale Caddesi üzerindeki alışveriş merkezinin ara sokağında meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan Ümit K., Gökhan Gürveren ile bir iş yerinde tartıştı. Tartışma sonrasında Gökhan Gürveren uzaklaştığı sırada Ümit K. iş yerinden aldığı pompalı tüfekle şahsı vurdu. Başından vurulan Gökhan Gürveren ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gökhan Gürveren olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay sonrası kaçan Ümit K.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ölüm onu henüz daha 18 yaşında buldu. Hastaneden gelen acı haber herkesi yasa boğdu. Nevşehir'in Derinku ilçesinde geçtiğimiz akşam saatlerinde motosiklet kazasına karışan 18 yaşındaki İsmail K. ağır yaralandı. Olayın hemen ardından ambulans ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevki gerçekleştirilen genç, burada gece boyunca yoğun bakıma alındı. Sabah saatlerinde hayata tutunamayan İsmail K.'den acı haberi doktorlar ailesine verdi. Büyük üzüntüye neden olan bu vefat, kısa sürede ilçeye ve Nevşehir geneline yayıldı. Acı haber herkesi yasa boğdu. Gencin cenazesi gün içerisinde Derinkuyu'da toprağa verileceği öğrenildi. Nevşehir'de herkesi seferber eden kayıp olayı halen çözülemedi. Abdullah Kesiren sırra kadem bastı. Bundan tam tamına 28 gün önce evden telefonunu dahi almadan ayrılan ve geri dönmeyen 50 yaşındaki Nevşehirli Abdullah Kesiren adeta sırra kadem bastı. İki çocuk babası ailesinden ayrı çarşı merkezine tuttuğu bir evde tek başına yaşayan Sosyal Güvenlik Kurumu emeklisi 1974 doğumlu Abdullah Kesiren çarşıya diye arkadaşlarının yanından bundan tam tamına 28 gün önce ayrıldı. O gün bugündür kendisinden hiçbir şekilde haber alınamayan 50 yaşındaki Abdullah Kestiren'in ailesi ve yakın çevresindeki endişeli bekleyiş sürüyor. Acılı aile Abdullah Kestiren'in bulunması için her yolu denediklerini belirtiyor. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Abdullah'ın bulunması için yoğun bir şekilde çaba harcıyor. Özellikle terminal ve dolmuş duraklarındaki kayıtlar bir bir inceleniyor. Bunların yanı sıra Kırşehir başta olmak üzere Kayseri, Niğde, Aksaray gibi illerde de emniyet teyakkuzda. Kurum Kayseri AVM'de iddiaya göre erkek çocuklarının tuvalette müstehcen görüntülerini çektiği tespit edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Forum Kayseri'de meydana gelen olayda iddiaya göre EK'nin tuvalette fotoğrafını çektiğini fark eden bir çocuk durumu ailesine söyledi. Ailesinin şikayeti üzerine polis ekipleri EK'yi yakalayarak gözaltına aldı. Karakolda suçunu itiraf ettiği öğrenilen EK, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliye sevk edildi. EK çıkarıldığı nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Nevşehir'de herkesi seferber eden kayıp olayı halen çözülemedi. Abdullah Kesiren sırra kadem bastı. Bundan tam tamına 28 gün önce evden telefonunu dahi almadan ayrılan ve geri dönmeyen 50 yaşındaki Nevşehirli Abdullah Kesiren adeta sırra kadem bastı. İki çocuk babası ailesinden ayrı çarşı merkezine tuttuğu bir evde tek başına yaşayan Sosyal Güvenlik Kurumu emeklisi 1974 doğumlu Abdullah Kesiren çarşıya diye arkadaşlarının yanından bundan tam tamına 28 gün önce ayrıldı. O gün bugündür kendisinden hiçbir şekilde haber alınamayan 50 yaşındaki Abdullah Kestiren'in ailesi ve yakın çevresindeki endişeli bekleyiş sürüyor. Acılı aile Abdullah Kestiren'in bulunması için her yolu denediklerini belirtiyor. Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Abdullah'ın bulunması için yoğun bir şekilde çaba harcıyor. Özellikle terminal ve dolmuş duraklarındaki kayıtlar bir bir inceleniyor. Bunların yanı sıra Kırşehir başta olmak üzere Kayseri, Niğde, Aksaray gibi illerde de emniyet teyakkuzda. Ürgüp Evrensel Kadınlar Derneği tarafından düzenlenen Diyarbakır-Mardin gezisi sona erdi. Ürgüp Evrensel Kadınlar Derneği Başkanı Hülya Bile'nin girişimleriyle düzenlenen gezi programı sona erdi. Cuma günü Ürgüp merkezden yola çıkan dernek üyeleri ilk olarak Diyarbakır ve Mardin'e giderek burada kültür gezisi yaptı. Diyarbakır-Mardin gezisi dernek üyeleri ve kadın basın mensubu üyeleriyle birlikte devam etti. Gezi, kadınların bir araya gelerek birbirleriyle etkileşimde bulunma ve farklı kültürleri tanıma fırsatı sundu. Gezi kapsamında Diyarbakır'ın tarihi ve kültürel mekanları ziyaret edilerek şehrin derin tarihine tanık edildi. Aynı zamanda Mardin'in eşsiz mimarisi ve kültürel mimarisi de katılımcıların ilgi odağı oldu.
Ürgüp Evrensel Kadınlar Derneği Başkanı Hülya Bilen Gezi'nin kadınların bir araya gelmesine ve birbirlerini daha iyi tanımalarına olanak sağladığını belirtti. Ayrıca Bilen, kadınların toplumsal dayanışma ve iletişim ağlarını güçlendirmek amacıyla bu tür etkinlikler düzenlediklerini vurguladı. Gezi katılımcılar arasında kültürel alışverişin yanı sıra dayanışma ve dostluk bağlarının da güçlenmesine olanak tanıdı. Dernek, benzer etkinliklerle kadınların bir araya gelerek birbirlerine destek olmalarını ve toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefledi. Gezi programına Nevşehir Kent Haber Gazetesi muhabiri Çağla Aktürkbaş ve internet portalı muhabiri Neslihan Kitapçı da katılım sağladı. Nevşehir'in 3 köyü yollarının bozuk olmasından dolayı dert yanarak yetkililere çağrıda bulundu. Nevşehir'in Hacı Bektaş ilçesine bağlı Büyük Kışla, Küçük Kışla ve İdeli Kışla köylerinde yaşayan vatandaşlar yollarının çok bozuk olduğundan dert yandı. Yolların köstebek yuvasına döndüğünü dile getiren bu 3 köyün sakinleri yol yüzünden araçlarının sanayiden çıkmadığını söylüyor. Zaman zaman il özel idare yetkililerinin yolda yama çalışması yaptığını fakat bu durumun kalıcı bir çözüm olmadığını tekrardan yolun bozulduğunu dile getiriyor. 2024 yılında herkes uzaya çıkarken biz yollardan perişanız diyen köylüler, yollarımız çok çabuk bozuluyor ve araçlarımız bu bozuk yollarda gitmekte zorlanıyor. Bu yollardan gidebilmek için akla karayı seçiyoruz. Çukurlar yüzünden araçların ön takımları kısa sürede bozulurken zaman zaman da lastikler patlıyor. Hele ki bu ıssız yollarda gece saatlerinde yabancı vatandaşların lastiği patlayınca büyük tehlikeler de ortaya çıkabiliyor. Bu yüzden Nevşehir Valimiz Ali Fidan'dan yol hakkında bir talimat vermesini istiyoruz dediler. Bugün Nevşehir'de 5 kişi hayatını kaybetti. Nevşehir'in Avanus ilçesi Bahçelievler Mahallesi halkından Ahmetoğlu Yılmaz Diler 88 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi bugün saat 2'de taziye evinden kaldırılarak toprağa verildi. Nevşehir'in Avanus ilçesine bağlı Özkonak kasabası Orta Mahalle'den Taner Selvi eşi Nuran Selvi hayatını kaybetti. Merhumenin cenazesi öğlen namazını müteakiben Cami Cedid Mahallesi Çorukoğlu Camii'de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Nevşehir'in Derinkuyu ilçesi Yeni Mahalle'den İbrahimoğlu İsmail Keskin 18 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi gün içerisinde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Nevşehir'in Gülşehir ilçesine bağlı Yükseklikköy halkından Ayşe Çelikoğlu Gökhan Güveren 39 yaşında hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Yükseklikköy'de toprağa verildi. Nevşehir'in Acugöl ilçesine bağlı Karapınar kasabası halkından Hakkı Adımlı hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi öğlen namazına müteakiben Karapınar Yukarı Camii'de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. Nevşehir Anadolu RTV olarak merhum ve merhumeleri Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Değerli izleyenler, Anadolu RTV tarafından hazırlayıp sunmuş olduğumuz ana haber bültenimizin sonuna geldik. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.